Evet, herkese merhaba. AKP iktidarı yeni bir müfredat yayınlayarak milli eğitimdeki politikalarını değiştireceğini açıkladı. Bunlar neyi ifade ediyor, ne tür değişiklikler var özellikle Aleviler açısından bu yeni müfredatı nasıl görmeliyiz, nelere itiraz ediyoruz, nasıl okumalıyız, bunları cevaplandırmaya çalışacağım, kendi görüşlerimi aktaracağım daha doğrusu ve Alevi toplumunun bugüne kadarki e, okullarda okutulan din dersleriyle ilgili e, mücadelesini bir hatırlatmada e, bulunacağım. E, aslında bu yeni müfredat, e, AKP iktidarının, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kindar ve dinci bir nesil e, yetiştirme e, hayalinin bir e, ürün olduğunu ifade etmek isteriz. Ee, tabii diğer taraftan da bu müfredat e, bu anlamıyla devletin makbul vatandaşını yetiştirmede e, tekçi anlayışını e, oturtmada e, önemli bir yer kapsayan bir müfredat. E, tabii ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Devletinin kuruluşundan bu tarafa e, bu devletin bir makbul vatandaşı vardı. Bunu sık sık hatırlatıyoruz ki bu önemlidir. Bu e, vatandaş e, kimliği birincil olarak aslında sünni Müslümandır. İkinci olarak da Türklüktür. Yani önce Müslümanlık geliyor, sonra Türklük geliyor. Bunun nedenlerini, neden önce Müslümanlık geldiğini anlatmıştık. Sünni Müslümanlık geldiğinde ifade etmiştik birçok açıklamamızda. Şimdi bu konsepte uygun olarak bu önce Sünni Müslümanlık vurgusu üzerinden Hanefi Maturidi yorumu üzerinden bir dizayn söz konusu yeniden. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi bu. Tümüyle Hanefiliğin Maturidi yorumu üzerinden dini yorumlamak ve bunun üzerinden de makbul vatandaşın dinini belirlemek, bir devlet dini oluşturmak. Bu amaçla hareket ediyor. Tabii bu sistem bu şekilde olduğu zaman okullardaki okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi adı altında zorunlu olarak okutulan derslerinde bundan ayrı düşünmek mümkün değil. Bu dersler tümüyle hani adı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olsa da hiçbir şekilde din kültürü adıyla, ee, okutulan bir ders olmadı sürekli bu ders aslında hep e, dinli yani e, sünniliğin hanefi e, kolunu hatta onun dediğim gibi maturidi yorumunu e, ezberlettiren e, o dinin sünni e, hanefi inancının e, gereğini yerine getirmeyi e, öğreten ve okullarda da bunu getirten e, bir anlayışla yürütüldü dualar e, Arapça duaları ezberlemek zorundasınız e, ki o duaları ezberlemezseniz geçer notta alamazsınız. Bu anlamıyla düşündüğünüz zaman tabii ki Alevi toplumunun, Alevi öğrencilerin, Alevi velilerin ve Alevi örgütlerinin itirazlarına konu oldu. Yıllarca bununla ilgili Demokratik tepkiler ortaya kondu, eylemler, etkinlikler ortaya kondu ve en nihayetinde de hukuk yolları denendi. Bununla ilgili çokça davalar açtı. Bunlardan birisini de ben açmıştım. Ya Bir defa Alevilik tasavvufi bir yorum altında ele almıyor. Yani diyor ki tam ifade şöyle, kültürümüzde etkin olan yorumlardan Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik Bektaşilik konu, konuları işleniyor. Yani bu e, açıklanıyor diyor. Şimdi burada e, Aleviliği Nakşibendilikle, e, Rifailikle, e, Kadirlikle aynı kefeye sokuyor ve İslam'ın bir alt e, hani bırakın mezhep falan olmayı, e, bir tasavvufi yorum olarak değerlendiriyor. Ee, i̇şte bu cemevlerin ibadethane kabul edilmemesi ve Cami-Cemevi projelerindeki ana tema da buydu zaten. Ali e, İslam'ın bir alt tasavvufi yorumudur. Dolayısıyla ibadethaneleri camidir, ibadetleri namazdır. E, cem e, ibadeti bir zikirdir. E, bir cemevleri de bir zikirhanedir. Yani bir tarikattır ve tarikatın e, mekanıdır. Bu şekilde baktılar ve buradan kaynaklı olarak da Aleviliği hiçbir şekilde bir inançsal yapı olarak görmediler. Ve burada örneğin bakış açısını vermek açısından önemli. Yani iktidarın zaten bir Aleviliğe kültürel bir bakış açısı var. İşte Cem ve kültüre Kültür ve ve Başkanlığı da Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulması, Cemililerin bir kültürel tesis olarak görülmesi söz konusu bu e, kitaptaki yani Mifredat içerisinde giden kültürü ve aylık bilgisi kitabındaki konularda da e, aynen devam ediyor. Burada da yine e, Aleviliğin önemli inançsal ibadetleri bir e, kültürel aktivite gibi bir gelenek gibi sunulmaya devam ediliyor. İşte Hızır orucundan, Hızır e, inancından tutun ki e, sebahı, deyişi, e, dua zimamı neyse bütün bu konuların tamamı Alevilerin kutsal kabul ettiği ve ibadetlerinde e, uyguladıkları bu ritüellerin tamamı e, bir kültürel gelenek şeklinde ele alınıyor ve sunuluyor. Bazı konularda ise İslam'a atıf devam ediyor. Örneğin müsaiplik, yani müsaipliğin kökeni olarak İslam'daki muhacir-ensar kardeşliği örnek veriliyor. Diyor ki buraya dayanır müsaiplik. Müsaitliğin kökeni burasıdır diyor. E, Alevi toplumunda müsaitlik hiç böyle anlatılmaz, hiç böyle de uygulanmaz. Muhacir Ensar kardeşliği başka bir şey olabilir. E, ama Alevilik müsaitliği buradan almaz. Aleviler içerisinde hiç böyle bir anlatım bugüne kadar biz ne gördük, ne duyduk, ne işittik, ne okuduk. Böyle bir şey de yok. E, ama tümüyle bakış açısı bu olduğu için e, buradan da el diyor O anlamıyla e, Alevilerin... E, bu müfredata yönelik e, zaten tümüne e, karşı bir örneğin laiklik e, vurgusu ve laiklik uygulaması zaten yoktu. E, bu bu müfredatla birlikte tümüyle ortadan kaldırılıyor ve e, şunu görüyoruz yani bu e, hani devletin yani AKP iktidarının özellikle e, bu e, eğitim işleri cemaat ve tarikatlara devredip etmedi tartışmaları yaşarken devletin bir bütün olarak bir cemaat tarikat yapılanmasına dönüştüğüne tanık oluyoruz. Bu müfredat e, bunu oluşturmaya yönelik de bir müfredat e, olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamıyla tabii ki e, bilimden yoksun e, bu müfredatı e, tümüyle Alevi toplumunun itiraz ettiğini dile getirmek gerekir. E, çünkü bu müfredatta aynı zamanda dediğim gibi e, AKP iktidarının, tekçi yaklaşımını, inkarcı yaklaşımını, asimilasyoncu yaklaşımını inançlar açısından da e, görmüş oluyoruz. Tüm bile uygulama bundan ibaret ve buna karşı da Alevi toplumu ve Alevi örgüt yapısı tabii ki e, itirazını ve mücadelesini sürdürecektir.